Evet, bir hafta başka bir fuardayız. Next and Mobile için. Araçlar serimize devam ediyoruz. Evet. Bu da Honda'nın versiyonu. Evet, Honda standındayız. Artık test araçları da %100 elektrikliymiş. Kolay gelsin. Teşekkürler. Test aracımız da mı %100 elektrikli? %100 elektrikli. Bunun markası ne? Anlayamadım. Geely Farizo. Çin. Geely'nin ticari araç markası. Çin. Evet. Evet, gördüğünüz gibi bak, Çin sadece neydi şu? Şurada baktık, Honchi miydi? Honchi. Evet. Sadece Honchi yapmıyor yani. Böyle halk aracı da yapıyor. Başka araçları da yapıyor. Ticari araç. Ama ilk sefer böyle bir test aracının böyle elektrikli olduğunu da görüyorum yani. %100. %100 elektrikli tabii. İnsanların test etmesi lazım. Evet. Yapmak isteyenler için nasıl bir araç benim bu? Hayalim. Vallahi mı? Evet, gördüğünüz gibi. Elektrikli ya. Ben şuna şu anda Fuat'ta da şey var. Güneş enerji panelleri üreten, sistem üreten firmalar var. Ben kendim için acaba şunu düşünüyorum. Ne kadar metrekarelik bir açılabilir güneş paneli koymam gerekiyor? Bunu araştırıyorum. Enerji için, o ne, su için vesaire için mi falan? Ya su için kendi yani bataryamı şarj edeyim. İki gün park edeyim, tatil edeyim, denize gideyim. Yani sahil şeridi... Elektriğimizi de bedavaya getireceğiz yani. Kendimiz harcayalım, aynen. Şimdi koltukları ısıtmalı, soğutmalı. Var mı otomatikli bir var, 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 var tabii. Oğlumun elektrikli şeysi var, bir şey yapmak istiyoruz. Karavan yapmak istiyoruz. Karavan. Benim de o şey, kullanıcı olarak. Karavana gelmiyor. Gelmiyor. Yani şimdi maalesef. Sizin bilmiyorum. Bizim de tam tersi. Hadi canım. Evet, tam tersi. Benim eşim maalesef. Karavan temizlikler. Var mı karavanı sizin? Hayır, istemiyor ya. Ben hiç istemiyor. Almak için bir çaba da sarf edemem. Bu hızlı şarjda ne kadar da doluyor? Hızlı şarjda 45 dakikada doluyor. Merhabalar. Ne robotu bunlar, bir söyleyebilir misiniz bana? Bunlar temizlik robotu. Ha, evler için değil. Yok, genelde arazi ve çatı projeleri için. Biraz bilgi alabilir miyim? Tabii ki. Bu mini versiyonumuz. 75 santimizimiz. 28 kilo. Yani katlanabilir gayet. Yani neyle çalışıyor bu? Akü. 4 saat kullanabiliyorsunuz. Biz ikinci akü veriyoruz. Yani değiştirerek 24 saat kullanabiliyorsunuz. Peşin öyle mi? Bu doktorun temizlik robotu olarak geçiyor. Bakın arkadaşlar, bunu ben mesela kocaman kocaman şeyler kuruyoruz bunlar için. Onun burada var mı şeysi, canlısı, resim yok. Dışında? Sağ olduğu için. Bu arada şimdi akü geri dönüşüm ile ilgili bir standdayız. Evet. Merhaba, çok memnun oldum. Aküdar olarak biz akümülatör üreten, ithal eden, geri kazanım ve geri dönüşümü sağlayan firmalara destek veriyoruz. Makamlıkça ilgilendirmiş tutmuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi aküler de artık yapay zekaya dönüşmüş. Solar Storage fuarının derinliklerine giriyoruz. Gördüğünüz gibi enerji de artık ortalık bayağı bir değişmiş. İstiyorsunuz anlatır mısınız bana? Yes, okay. Speak in English. Okay. What are you producing? It's a solar panel. Huh? A solar panel is any special product would you interested in? We can give you a tour. Our engineer will give you a tour inside this. The solar panel and the system and the battery. It's mostly cabinet, eh? Yes.
this is the, yes, they have two different parts, yes? Yeah. The PCS should be here, in it. This is 100, yes? 100, yes. And this one 250? Yeah, the 250. Company. Yeah, Chinese, Chinese company. So, yes. So this is the your basic products. For example, what is this? Yes, can you tell me please? What is it? This is our new popular product, Grand. That's very big. And its power range is from 300 to 350. And it's used... Türk, neydi sizin şeyiniz? Satış temsilcisi. Solar Tower ben Türkiye'ye uzatmış. Satış temsilcisi. Tamam. Evet. 300 watt'tan başlayıp 1'e 1'lik mikroinvertörlerden başlayıp 2'ye 1, 4'e 1. String invertörlerde 350 kW'a kadar en büyük kapasitemiz. 350 kW'a kadar çözümlerimiz var. Evsel'de, residential'da 20 invertörümüz var. 30 kW var altında. Bataryalarımız keza 2,5 kW'dan başlıyor. 5 MW saate kadar batarya çözümleri gösteriyoruz. ESS, residential'da, CNI tarafı. Bu biz tekrar diğer bir standına geldim. Orada böyle güneş sistemlerinin çatıları için yerde veyahut da çatıda, yani yerdeki panellerde de böyle bir temizlik oluyor. Bunlar sulu zaten. Gördüğünüz gibi. Dester bünyesinde. Konut tipi batarya dediğiniz nedir? Yani, tamam. Yani şöyle mi? Bunların hepsini biz bir aynı sistemde çalıştırabiliyoruz, öyle mi? Bütün şu şeyleri. Mi? Rüzgar gülleri ne burada? Şey amaç. Rüzgar gülden mi besleniyor? Yani maket için kullanmış. Başka bir şeysi yok. Bisiklet bile var yani sizde. Böyle bir konuşma var, panel var. İnsan kaynağı sağlayabilmesine, sigorta destekleri, hibe destekleri vesaire gibi teşviklerle aslında hem yurt içi yerindeki yatırımcıları hem yurt dışındaki yatırımcıları bir şekilde ülkeye çekilerek ülkede yerli üretimin arttırılması ve dolayısıyla bir üst haline gelmesi hedeflenmekte. Bu sadece enerji depolama sistemleri için değil bu arada. Bugün ülkemiz elektrik enerji depolama sistemler sonucunda aslında elektrik bataryayı ve elektrik kimyasal bataryayı içinde kullanılan birçok malzemenin ülkemizin değişik bölgelerinde aslında çıkarılabildiğini ve gelebildiğini biliyoruz. Ve elektrikli araçlara doğru geliyoruz. Fasulyenin nimetlerine geldik. Evet, Çinliler işgal etmiş. Çünkü... Bakar mısınız? Çinlilerin yaptığı araca. Since 1958. Hong. Görüyorum ve Honchi. Honchi. Evet. Honchi özel bir araçmış öğrendiğime göre. İçinde bakın bu Honchi diye okunuyor. Ve içinde Mao'nun imzası var dedi arkadaşımız. Doğru mu?
Mao Zedong'un imzası var. Evet. Bu oranın en prestijli aracı mı? Devlet başkanı arabası. Devlet başkanının arabası. Ha, bir tane var yani. Yok. Bu iki bir tane. Başka bir tane. Görebilecek miyiz? Açılacak mı kapı? Nerede? Şurada. Ne yazıyor burada Mao? Yani ismini mi yazmış? Ne yazmış? Mao'nun el yazısı. İsim mi bu? Nedir bu? Evet, isim. Kendi ismi. Evet, Mao Zedong mu yazıyor? Aynen. Bakar mısınız? Devlet başkanlığının aracıymış. Evet. Şarj değil. Ponçi için demin verdiğim bilgiyi düzeltiyorum yetkili arkadaştan. O kapıda ne yazıyor? Ponçi yazıyor, Çince, Mao Zedong'un el yazısıyla. He, bu fabrikayı Mao kurmuş, evet, doğru mu? 1958 yılında. 58'de kurmuş ama halk için kurdu o. Yani herhalde şey için. Tamam. Evet, gördüğünüz gibi burası da Hyundai'nin standı. Böyle solar enerji deyince... Yani solarından çok elektrikli araçlar daha bir gündemde ve halkın ilgisini çekiyor aslında. Evet, Quantum Holding ne yapar? Bu aracı yapmıyor herhalde. Bizim 14 farklı grup şirketimiz var. Yani, bu araçla ilginiz nedir? Önce onu bir öğrensin. Bu araçla ilginiz grup şirketlerimizden bir tanesinin faaliyet alanı aslında. Prototip aslında. Elektrikli mi bu? Ha, bu şey aracı, bu otellerde vesaire yani falan. Shuttle, evet, aracımız shuttle. Bu imalatta mı şu anda? Şu an buna benzer bir tane daha shuttle. Yeni model. Bu Dogon mu? Dogon, Doğan'dan mı şey Dogon, oldu? Dogon firmanın ismi. Evet, firmanın ismi. Bu Quantum Holding'e bağlı grup şirketlerden bir tanesi. Quantum Holding'in ana şeysi ne iştigal konusu? Genellikle böyle teknoloji üzerine. Borsada var mısın şeyiniz? Nasıl? Borsada var mı? İşlem borsada yok. Yok. Yan tarafta Ion var. Orası da İzmir'deki olan grup şirketlerimizden bir tanesi. Burada da iki kişilik aslında bir motosiklet konsepti. ATV'yi andıran diye. ATV'nin biraz büyüğü ama bu babası evet, galiba. Biraz daha büyük. Şurada hatta görmek isterseniz ufak çaplı bir modeli var. Bu iç aksamı. Hocam bu şey gibi, bu nedir? Bu yarasadan mı ne vardı? Batman'e benziyor. Evet, Batman'ın aracını siz mi yapıyorsunuz yoksa? Batman'ın aracını siz mi yapıyorsunuz yoksa? Yok ama bu araçta genelde benzetiyorlar Batman'ı. Şu mudur? Evet, bitmiş. Bir anı. Şöyle, halka açık alanlarda, park bahçe tarzı yerlerde insanların oturup bir telefonlarını şarj edebileceğini bekleyebildiği şehir mobilyaları. Şehir mobilyaları. Bunların tasarımlarını, üretimlerini bizim Bursa'daki... Peki var mı? Yapıyor. Türkiye'de herhangi bir belediyede şu anda bu var mı? Şu an yakın zamanda bizim başka bir modelimiz için bir sipariş geldi. Daha ufak çaplı olanı. Onun üretimi yapıyor. Yani arkadaşlar bu şu, ben yoruldum, parka girdim. Parkta böyle bir ne bu, oturma grubu mu? Oturma yani, grubu diyelim akıllı böyle. Bank diyebiliriz. Akıllı bank karşıma, evet. Burada akıllı zeka varsa akıllı bank da var. Burada farklı şarj girişleri var, çeşitli telefonlarımızı tamam, şarj edebileceğimiz. Tamam. Burada başka bir modelimiz var. O da gene bu akıllı bank. Evet, bunların tasarımları da bize ait bu arada. Wi-Fi şarj. Tasarımları da biz yapıyoruz, evet. Wi-Fi özellikleri var. Wi-Fi özelliği de var. O opsiyonel. Her modelde olacak diye bir şey. Arkadaşlar günü yakalayın, kaçıyor her şey hemen bak. İki gün çıkmıyorum neler oluyor. Bak akıllı şehir mobilyası. Burada şu an yakın zamanda başlayacağımız model burada. Bu şu an hala üstünde çalışılıyor. Üretim başlayacak. Evet. Bu nedir? Bu şurada gördüğünüz akıllı şehir mobilyası üstündeki solar panel. Enerji şarjları için güneş enerjisini toplayıp
telefonları o şekilde çağırıyoruz. He, yani bütün şu mobilyaların, akıllı mobilyaların üzerini evet. De besleyecek. Bu solar model değil, bu şebeke üstünden ama bu yandakinin üstündeki hani oradan... Yandaki dediğimiz, için... hangisi o yandaki dediğimiz? Ha bu. Evet, bunun üstündeki solar panel, solda gördüğünüz. Evet, evet. Aynı zamanda bunun her iki tarafında reklam alanı var. Diğer tarafında ekran 20 var. 20 sene sonra sokağa çıkan var ya aptal gibi olacak. Üreticisi misiniz? Üreticisiniz değil. Siz kimsiniz? Yok, üretici olarak değiliz yani. Şey, cihazları biz üretmiyoruz. He, satıcısınız. He, yok, satıcısınız. Kiralama gibi sadece. He, kiralama şey demek ki. Sadece kiralama. Ride to the future. Evet. Geleceğe bin. Aynen. Git. Evet. O zaman ama siz tabii bireysel değil, şirketlere herhalde toptan falan mı yapıyorsunuz öyle mi? Yok, şirketlere değil, biz şey yapıyoruz. Son kullanıcıya mı? Aynen. Sana da şu üzerinden kiralanıyor. Şeyin ismi ne? Go mu? Yani şirketin ismi ne? Yani Efendim? Bilmiyorum. Ben hiç bilmedim de bunu görüyorum. İstanbul'da belediye falan olanlar bunlar mı? Evet, böyle bir yer. Kolay gelsin. YTÜ nedir? Yıldız Teknik Üniversitesi mi? Nedir Yıldız Teknik Üniversitesi? Ne yapıyor? Benim okulum. Tabii. Şöyle birkaç sene önce mezun oldum ama. İnşaat fakültesinden ben. Bir anlatır mısın kısaca? Ben de böyle YouTube'da yayınlıyorum da. Standart kulübü olarak bu geçen sene verimlilik yarışımından birinci olan aracımız Fakültesinin verimlilik. Okul bünyesinde mi yapıldı bu? Okul bünyesinden ziyade biz okuluz aslında. Yani eğer okula bağlıyız ama bütün aracın bütün hafızatı her şeyini öğrenci olarak biz yapıyoruz. Aynı zamanda bununla beraber projelerde araç ve projede yaşayan da bir geldik. Yine her gibi. Hibrit'i ben açıkçası bilmiyordum. Şimdi bu arkadaşımız Hibrit'i tam olarak söylesin. Hibrit, biz kendi aracımızda hidrojen ve elektrik enerjisini bir arada kullanıyoruz. Aracımızda yani sadece hidrojen demek çok da doğru olmaz. Hem hidrojen enerjisini kullanıyoruz hem de elektrik enerjisini kullanıyoruz. Ama hibrit şu mu demek? Yani araçta iki farklı enerjiyi kullanıyorsa onun nasıl bir hibrittir? Aynen öyle yani. Benzin gaz olur. Benzin veya... gaz olabilir veya günümüzde kullanılan diğer hibrit evet. Araçlar gibi benzin ve elektrik. Evet. Yanlış bilinen doğrular. Veya doğru bilinen yanlışlar. Evet. Ağır vasıtaların, binek araçların, kamyonların, trenlerin, otobüslerin... Karavanlar? Karavanlar da mı? Karavanlar da var, otomobiller de var, motosikletler de tamam, var. Tamam, bunlara ait nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Yedek parça hizmeti mi? Hayır, bu araçların kendilerinin satışı ve onların yedek parçalarının ekipmanlarının da satışı yapılıyor. Kendilerinin de satışı? Kendilerinin satışı yapılıyor. Ha, toplam 6482 üyemiz var şimdiye kadar. Bu Türkiye pazarı değildir efendim. Değildir derken uluslararası pazar. Hem Türkiye'de hem yurt dışında geçerli. Yani, yeriniz neredesin? Yani online dışında bir yeriniz yok herhalde. Ya, zaten şey. Ofisimiz var. İstanbul var mı? Ofisimiz var. Şirketin merkezi yurt dışında. Polonya'da efendim. Şirketin 20 senelik bir geçmişim var. Line BG olmuş oluyor. Burası Bulgaristan pazarı mı? Burası. Siz bakıyorsunuz Bulgaristan evet, pazarı. Yani, siz Bulgaristan göçmeni misiniz? Evet, Bulgaristan göçmeni. Rusça biliyorsunuz. Rusça biliyorum, Bulgarca biliyorum, Türkçe biliyorum. Yani var olan tüm bilgiler, datalar Bulgarca'ya dönmüş oluyor. Yani mesela Bulgaristan'da şimdi benim arkadaşlarım var. Burada şirketleri var, fabrikaları tamam, var vesaire. Tamam, sizde nasıl bir hizmet alabilirler onlar? Yani şimdi onlar fabrikaları var, ne üretiyorlar efendim? Onlar araçların motor kısımlarındaki kullanılan plastik parçaları üretiyorlar. Her yani türlü plastik parça, yedek parça evet. Yedek araçların, endüstriyel makinelerinden yoksa? Yok, binek araçları. Binek araçları. Otolayna geçiş yapmamız lazım. Otolayna yedek parça kategorisinde bizlerden ilan verebilirler. Ha, ben hala Bulgarca'da devam ediyorum. Neyse. Yedek parça kategorisi sırası zaten. Şurada görmüş olduğunuz... Bulgarca mı bunlar? Evet. Bu, şu an bu sayfa Bulgarca. Yani pardon. Türkçe'ye çevireyim. Tamamen... Ne diyorsunuz? Eşlikçilik. Eşlikçilik. Bakın eşlikçi, bir eğitim metodu. Hmm. Öğretmenler için, özellikle özellikle edebiyat öğretmenleri için. Evet.
Yani burada bu Çin malı bunlar, öyle mi şeyler? Çin malı olan baget olan Çin malı. Hmm. Yani normalde büyük davulları taşımak zor oluyor sahasında. Evet. Anlatabilir misin? Bunlardan bu bagetlerle iki tane bageti var. Ve bu iki bagetle o kocaman davulun çıkardığı bütün sesi çıkarabildiği gibi çocuklara enstrüman olarak, yani bir piyanodan mukayesesinde veya bir kemanla mukayesesinde çok daha kolay öğrenilir. Şunu bir daha söyleyebilir misiniz? Altın oran dediğiniz şu uçağı söyleyebilir misiniz? Uçak altın oran ölçüsünde çizilmiş kağıtlardan burada grup olarak birleşiyorlar. Şurada oturup buradan mı göz atıyorlar? Evet, buradan mı atıyorlar? Evet. Şuradan mı geçiyor? Şuradan geçiyor. Olarak uçakları uçuruyorlar. Evet, uçak ona ait bir şey anlatır mısınız bana? He? Uçakla mı ilgili? Evet. Yani tabii. Altın oran. Biz şöyle, ebeveyn çocuk bağını güçlendirme yönelik etkinliklerini benzeriyoruz. Uçak bunlardan bir tanesi, sandviç markamızın ismi. Böyle tasarımlı kağıtlarımız var. Şöyle... Bu ne, çocuk eğitiminde veya çocuk oyunu için mi? Ne ya, bunu kim kullanacak? Şöyle, aileler mi, evet, öğretmenler aynen, mi, okulda aynen. mı? Aileler, öğretmenler, her yaşı etkiliyor. Çocuğa bakım veren kimse, anneannesi de olabilir, dedesi de olabilir. Annesi babası da olur. Abisi ablası da olur, annesi babası da olur. Önemli olan burada eşlik edecek bir rol model. Yani çocuğun. Taklit ederek öğrendiği bir rol model. Evet. Size bunun için, bunun çok uygun olduğunu düşündük ve bunu bizzat kendim olursa da yıllarca deneyimledik. Bu ne? Bunun bir şeysi var mı? Patenti vesaire falan. Yani bu sizin şeyiniz mi? Aynen, aynen. Bizim markamız. Bunun hatta bir çocuk kitabı var. Size onu da göstereyim. Evet. Mesela kuyruk yaptınız. Şöyle. Sonra biraz yamuk katlanmış. Daha olsun düşürüm, bu daha gösterme şeysiyle çok aynen. önemli değil. Bu şimdi gidip dönmeli mi oldu? Yani şuradan geçirdiğimiz zaman tekrar öbür taraftan gelebilecek kapasiteyi nasıl sağlıyoruz onu? Şimdi mesela şurada çocuk burada şunu gözlemliyor, ebeveyn de daha doğrusu. Diyor ki ben bu uçağıma diyor kuyruk yaparsam uçağın girişi nasıl değişecek diyor. İşte bunun mesela şu öndeki siviliği şöyle içeri alıyoruz, bu da bir güvenlik kuralı. Ondan sonra diyor şu rüzgarlığı diyor daha kalın katlarsam bu diyor nasıl gidecek? Bir tarafı diyor rüzgarlığı kapladım, öbür tarafı açarsam nasıl gidecek? Yani hava direnci onları nasıl etkiliyor? Ondan sonra şuraya dümen yaparsam diyor. Hemen aerodinamik çok iyi yani. Aynen, buraya dümen yaparsam diyor. Hatta bu dümeni şöyle çift katla yapabilir. Şöyle iki versiyon. Mesela şu anda sağ taraf, burada bir hava direnci var. Bunu muhtemelen attığınızda uçak biraz daha... Bunu... En büyük standartlardan birisi. Sivri enerji. Şefim sizin açık isminiz neydi CV Enerji? Açık ismi ne buranın? Nefes. Dünyanın enerjisi. Evet. Dağtaş enerji santralları. Enerji olmuş, görüyorsunuz. Vay arkadaş ya, bu nedir ya? Böyle bir şey uçuyor, bakın burada böyle uçuruyorlar böyle bir şey. Kardeş ne uçuruyorsun? Ne uçuruyorsun? Drone. Ne işe yarıyor yani bu? Çekim yapıyor. He, çekim. Burası da drone çekimi yapıyor. Böyle. Hop. Akünün de yeşili çıkmış.
Braç grubun güneş panelleri.